Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulü Muhammedin salavat. Sayfa 80. Neredeyiz? Yani söylemekten duramayacağım. Çünkü kaç sene olmuş? Gelmeyeli ben. 3 sene. Ayasofya'nın açılışı mı? Evet, evet. Yani burası eee Zeytinburnu, Tılsım dershanesi, yedi kule, yedi kule, Tılsım, Gafur'un iş yerinin herkese ibret olsun, teşvik olsun diye söylüyorum. İş yeri aşağıda, iş yeri ise aşağıda çatı katını bilmiyorum neydi boşalttıysa burayı dershane yapmış. Allah her Müslümana nasip etsin böyle imkanlarını hizmete seferber etmeyi etsinler diye söylüyor. Kimisi hayatını veriyor, kimisi malını veriyor. Kimisi zamanını veriyor. Aa, Bilal Hoca. Bilal Hoca da canlı yayında seni Mecul'daki biliyorlar. WhatsApp'ta tanıyorlar. Arapça hocalara ders anlatacak kişilere ders anlatan, şey yapan, icazet veren. Bilal meşhur soru, soruları herkes biliyor. Öyle. İlk tekvin ve Adem'i soranlardan. Evet şimdi Tılsım Dershanesi'ndeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sual. Şu İşaret 80'den okuyorum. Bu açıldığı için şey yapıyorum. Sual. Bir kafirin Masiyeti küfriyesi mahduttur. Ne kadar yaparsan yap günah. Sonsuz olur mu günah? Sonsuz zamanda günah sonlu olur. Sonlu zamanın günahı sonlu olur. Sonlu zamanda sonsuz günah olmaz. Mahduttur diyor zaten. Kısa bir zaman işgal ediyor. Mesela 60 sene küfürle geçmiş. Tamam istediğinizi sorun. Cevap manasında değil. Ben de öğreneyim. Soru sorarsanız ben de biliyorsam cevap vereceğim. Bilmiyorsam bilmiyorum. Kısa bir zamanı işgal ediyor bu. Ebedi ve gayri mütenay bir ceza ile tetsiye tetsiyesi bu çok ilginçtir. Bak ebedi ve gayri mütenayi. Ebedi anladım da ebedi ama bir de her çeşit azap küfre her çeşit azap veriliyor. Mesela Müslüman gitti cehenneme soruyu yine çaltıyorum. Ama gayri mütenay değil, ebedi de değil. Yani suçuna ceza veriyor, sıfona. Ama kafirin cezası hangi cins belli değil. Bir de söyleyeyim. Cehennem canlıdır, ruhludur, şuurludur, hayatlıdır. Kime, nasıl, ne kadar azap vereceğini bilir. Genellemez. Hangi tarafı daha zalim ona o tarafa. Çünkü ba, e, cehennem şeyini hadis-i şerifte zincirini koparıp Haşi meydanında o hesap verilirken işte bütün peygamberlerin secdeye kapandığı an orası cehennem saldırıyor. E, bir rivayete göre 70 bin 70 gibi sayılarla bağlı, zincirlerle bağlı cehennem Koparıyor. Ben bunu okul, bir ömrümde bir kere ders yaptım, beş saat. Ondan sonra daha yapmadım. Bir aman Allah'ım dedi böyle şey yapınca, lambiriye kafayı vurunca, yoğurt fabrikasının sahibiydi Kırıkan'da. O kötü oldu, orada şok olduk biz de. O gün bugün bir daha yapmamışım. Ama oradan kafam kalmış. Ayet ve hadis, iştihadi, e, kıyasi bütün ulemalardan vesaireden cehennem hakkında topladım ders yapmıştım. Ama bir de yapmam yani. Yaptığımı hatırlamıyorum. 1994. Orada geçiyordu. Haşir meydanında hesap verilirken bütün her şey, herkes oradayken cehennem zincirlerini koparıyor. Ce Haşir meydanına hücum ediyor, saldırıyor. İşte orada saldırınca bütün peygamberler, bütün insanlık secdeye kapanıyor. Onun şerinden Allah'a kapanıyorlar. Yalnız bir kişi hariç Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cehennemin, cehenneme giriyor. Cehenneme saldırıyor. Gelen cehenneme. O da dehşeti kükreyişiyle deniliyor. Yer, gök, astık, ses, koku her şeyiyle haşır meydana saldırıyor. Peygamberimiz de oradan saldırıyor. Çok artık nerelere kadar gelmişlerse Allah diyor ki Celle Celaluhu, Celle Şanuhu cehenneme hitaben Muhammed sana haram değil mi? Muhammed sana Muhammed sana haram değil mi? Cehennem e, Muhammed Aleyhisselatü vesselam haram olduğu için cehennem ikiye ayrılıyor. Haşir meydana Muhammed aleyhisselatü vesselam ona gidiyor cehennem ona haram olduğu için e, cehennem iki kola ayrılıyor ondan sonra e, ve haşir meydanını yılan gibi sarıyor cehennemin müekkeli Malik ve o şeyi avanesi çekil ya Muhammed diyor asla dedi onlar ondan sonra soruyor senin bu kadar gayza getirip e, bu hale getiren sebep neydi? Yaratılmış yaratılalı böyle durdun da şimdi mi niye koparttın yani demek istiyor. Anlatmak istediğim şurasıydı. Ya Muhammed asırlarca yaratılmış yaratılalı sabrettim. Allah'ın bunca nimetlerini alıp, Allah'ın bunca nimetlerini yiyip içip yapıp Allah'a rahatça isyan edenlere tahammülüm kalmadı diyor. Onun için koparmış. Ondan sonra o sarmış ya. Ondan sonra sarınca e, orada hesaplar yapılıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hesaplar bitiyor. Yılanın şey yılan diyorum ateşin üzerinde yol açılıyor. Üstünden içinden değil üstünden yol açılıyor. O mukareb yani ulul peygamberleri diğer peygamberler sonra nebiler sonra sonra soralar gidiyor. O boşaldıkça cehennem sıkıyor. Yılan haşir meydanını kapatıyor. Yani kapatıyor, kapatıyor, kapatıyor. Hatta orada diyor. Ey müminler çabuk geçin. Nurunuz narımı söndürüyor. Nurunuz benim ateşimi söndürüyor. Ondan sonra gayzından kapatıyor, kapatıyor, kapatıyor. Fakat en son mümin geçene kadar o şey kapatıyor. Tam o müminler bitince yolu kapatıyor cehennem. Ondan sonrasını bilmiyoruz. Arkada kalıyor. Şimdi okuyorum. Bir kafirin masiyeti küfresi yani çok ilginçtir cümleye. Masiyeti küfriyesi itikadı bir küfür değil, eylemsel küfrü. Masiyet. Gü, günah şeklinde yapılan küfür. Yani kafirde günah sevap bir yok değil mi abi? Yok ama e, iki, bir şey var. E, iki türlü kafir var. Mütecaviz kafir, bir nötr kafir. Bunu itikat itibariyle ademi kabul, kabul adem. Ademi kabul şu. Ben din ihtiyacım yok. Böyle bir problemim yok. Yani din varmış, sebap varmış. Benim bir problemim yok. Bu ademi kabul A. Bir K kabul Adem ise iddia ediyor. Allah yoktur diyor. Çünkü diyor. Yani böyle zulmediyor. Bir her türlü melameti yapıyor eylemsel. Dine rağmen yapıyor. Bu masiyeti küfür, küfür deniliyor. Yani küfür değil masiyet. Yani eylemsel bir küfür. Eyleme dönüşmüş bir küfür. Bu da mahduttur diyor. Kısa bir zaman işgal ediyor. Çok soruluyor bu. Ne 60 sene, 70 sene geçen. E, sonsuz, ebedi ve gayrimütenahi. Yani ebedi hani zamanı yok ama gayrimütenahi her çeşit. Azabın her çeşidi. Gayrimütenahi bir ceza ile tetsiyesi yani cezalanması adalet ilahiye uygun olmadığı gibi hikmeti ezeliye de muafık değildir. merhamet ilahi müsaade etmez. Tamam ama kafir dahi olsa Allah yani Allah'tır. Yani yapmaması lazım diyor adam. Diyor ki bir daha adaleti ilahiye uygun olmadığı gibi. Niçin uygun değil? 60 sene küfürle geçen küfürle geçmiş 60 sene cezası 60 olsun. Hadi kafadan 3 kat ver bunu. 180 sene olsun ya. Sonsuz ne olsun? Mantık öyle gösteriyor değil mi? Yani adalet ilahi uygun değil. Evet. Bu bir. De yani adalet müsaade etmez. Bir de, bir de hikmet ezeliye var. Hikmet ezeliğe muafık değil. İki. Yani, yani adama ceza vereceğim. Ceza verse sana düzelmeyecek ki tekrardan. Ee, niye ceza veriyorsun ki? Niye ceza veriyorsun? Ee, hikmet. Hikmete uygun değil. değil Doğru. ha yapsan, ceza versen bir daha yapmaz mı He yapmaz. Burada ceza yaptı, gitti ahirete ceza niye verdin orada? Yani düzelmeyecek ki zaten. Evet. İki. Üçüncü soru, merhamet ilahi müsaade etmez diyor. Hadi oldu oldu bunlar oldu ama merhamet ne yapacaksın? Evet. Çok acayip soru değil mi? Sonuçta yaratılmış bu insan. Evet. Bir bana çok acayip geldi. Yani, hakikaten olmaz. Merhamet ilahi nasıl müsaade etti? Yok. Kaç tane ile cevap verecek biliyor musunuz? Altı çeşit. Altı çeşit, altı yönüyle verecek. Altı yön var. İmanın altı esası var. Altıya ihanet etmiş. Altı yön var. Sağ, sol, ön, arka, üst, alt. E, buraya yönleri vermiş. Yani öyle bir e, zaman böyle haddi mustakim üzerine gitmiyor. Yani bir yerden başta bir yere gitmiyor. Böyle helezonik yay gibi ya. E, altı yönü de içine alıyor. Onun için e, altı şekilde cevap vermesi, her bir cevap bir yönü ihanetten kaynaklanıyor. Yani altı, altı çeşit de cevap değil, altı yöne verilen cevaptır. Altı yöne verilmesinin sebebi altı cihetle e, ihanet var. Cinayet var, ne varsa var. Altı çeşit, altı şekilde cevap verilmiyor. Altı yöne sağ, sağdaki küfre, soldaki küfre, öndeki, arkadaki, üstteki, alttaki küfre. Altı tane iman esası. Besmele'nin kaç tane sır var? Altı sırrı var. Altı tane iman esasını Allah'a iman. Ahirette bir şey aramaz. Zaten orada Allah. Ahirete iman. Zaten ahirettesin. Bir orada ahirete geçmiş olsun derler. Ne ahirete iman? Ahirette iman olur mu? Ahirette. Olmaz. E, peki ben kadere iman edince neremi yapılandırıyor burada? Ahirete iman edince neremi birinci derecede inşa ediyor? Meleklere iman edince nereyi inşa in in şey yapıyor? Onu şey yapayım, hemen kısaca şey yapayım bunu. Ee, meleklere iman sünnet-i seniyemizi düzenliyor. Yani bedensel hayatımızı. Ee, Melekleri iman bedenimizi, bedensel hayatımızı, dünya hayatını sünnet-i seniyeyi düzenliyor. Direkt oraya vuruyor. Melekleri iman sünnet-i seniyeyi ihya ediyor. Kitaplara iman direkt dima inşa ediyor. Dima. Dima yapılandırıyor. Kitaplara. Peygamberlere iman direkt vicdanı yapılandırıyor. Ahirete iman kalbi yapılandırıyor direkt. Allah'a iman ruhu yapılandırıyor. Direkt orayı yapılandırıyor. E ne kaldı ki? Meleklere iman, kadere iman, insanı o 5 6 tane iman esasının beşini, beşine iman edip hazmeden insanın İnsanda bak 5 tane iman esasının hazmedip hazmedip fikriyatı, hissiyatı, duyguları, latifeleri armoniye, dengeye gelmiş insanın enesini yapılandırıyor kadere iman etmek. Onun için kadere iman etmek silsilede de sonsu, da, sonuncusudur. E, beşi bir yerde oluyor abi, değil mi? Evet. Kadere da, zaten bütüne getiriyor. Bütüne bütün e gel, gelmeyene kaderden bahsedilmez derse yapılmaz. Risale'de de geçiyor. Çünkü Allah'a bilmiyor kader dersini merak ediyor. Olmaz. Neye benziyor? İlkokul okumamışsın. Okuma yazman yok. Ben şimdi bu redoks sorusunu çözeceğim diyorsun. Redoks çözeceksin. Kimyasal ağır, değer ağırlıklarını, protonu ve elektronunu, atom ağırlıklarını bileceksin ki redoks çözecek. çözeceksin. Ya baba ben bunu istiyorum. Bunu bana anlat. Nasıl anlatacak bunu? Babası masasını. Baba bu, bu formülü bana anlat. Arun, Böyle olur mu? Sen de okuma yazman yok ya. Bir kere böyle, çizgiler çiz, sağ çiz, sola çiz, eğik çiz, ileri çiz, A yap, B yap, Ali çalış, Ali uyuma, Ali derse git. İlkokul kitaplarında öyle yazacağız inşallah. Ali uyuma öyle yazmışlardı. Ali uyu, Ali gel, Ali top oyna, hayır. Ali kalk, Ali derse git, Ali buluş yap. Öyle yazacağız Allah'ın izniyle. Ali, Ali <laughs> namaz kıl. Namaz <laughs> kıl. Ali oruç tutuyor. <diyordu. gülüyor> Aferin lan Farun. Çok güzel düzen. Ya rahatsınız değil mi? Acelemiz yok. Çok şükür. 6 <laughs> 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 tane mane Şimdi soruyu da anladık. 3 üç, üç canipli soru, 3 kafalı soru. Altı cedi. El cevap. O kafirin cezası gayri mutenay olduğu teslim edildiği takdirde yani evet muayyen bir zamanda ama e, sonsuzu ortadan kaldırdığı için zaman önemli değil mesela şöyle diyeyim. Zaman e, bedenseldir. Kalbin ve ruhun derece hayatına geçtiğimiz zaman arkasındasın. Zaman yoktur. Yani kalbin ve ruhun derece hayatına geçtin mi? O zaman ben başta hemen şunu söyleyeyim. E, iman i̇man eden veya reddeden beden değildir. Ki zamana mukayet olsun. Kabul edip reddeden ruhtur. O zaman kabul ettiği Allah'ı reddettiği Allah ne ise cezası da mükafatı da o cinsten olmalıdır. Evet. Mesela reddettiğin kimdir? Allah. Sonsuz mudur? Ceza sonsuz olması lazım. Yani senin bulunma müddetin bedenseldir. Çünkü senin karlı bela ruhlar bu bulunma müddeti değil. Buraya bak bakmıyor. Yani iman edip reddeden beden değildir, ruhtur. Ee, o zaman ruhun kabul edip reddettiği nedir? Allah Allah muayyense ceza muayyen olur. Allah sonsuzsa cezası da mükafatı da sonsuz olur. Bu bir. Daha gelecek de 2. Kabul eden, reddeden ruhtur. Ruh da zamanla mukayyet değil, zamanın arkasındadır. Ruhun zamanı yoktur. Bu soru zamanla mukayyet olanlar için sorulur. Yani zamanın arkasında olduğu için zamanı da zaman olmadığından zamana ait soru sorulamaz. Zamanın zamanı var mıdır? Zaman yaratılmadan önce, zamandan önce ne zaman vardı? Veya mantıksız bir soru. Sonsuzun diyorsun. Sonunda ne var diyorsun. Sonsuzun sonunda ne var? Veya başka. Suyu kim ıslattı diyorsun. Sanki kuruymuş da. Birisi ıslattı. Ondan sonra böyle kaldı. ıslak kalmış. Su ıslatılan değil, ıslatandır. Neyse. O kafirin cezası gayrimütene olduğu Teslim edildiği takdirde daha bir cevap yok. Yani evet muayyendir bulunduğu zaman 60-70 sene ama eğer diyor biz bunu bu küfrün hedefini e, muayyen olmayan bir şey saldırıyorsa o zaman o bedensel e, cevap verilmeyecektir. Mesela sokakta kavga ettiği zaman hiç kimse cesedine yumruk atmıyor. Cesedi gibi gözükürken onu nefret, e, gaz, küfürüne, öfkesine cevap veriyorlar. Yani bedenin kimsesi, kafirin cesedi de sanat ilahidir. Bir şey yok. Allah ve Müslümanlar kafirin cesedine değil, itikadına düşman. Kısa bir zamanda irtikap edilen o masiyeti küfriyenin gayri mütenay bir cinayet olduğu altı cihette sabittir. Ee, şimdi giriyor. Birincisi, birinci şey. 6 taneyi onun için söylediğim iman esası. altı tanesi altı tane iman esasını kaldırıyor her birisi. <laughs> Birincisi küfür üzerine ölen bir kafir ebedi bir ömür ile yaşayacak olursa o gayrimütenahi ömrünü behemhal küfür ile geçireceği şüphesizdir. Küfür, küfür üzerine öldür mü? Tamam. O ölmüş. <laughs> Öyle mi hocam? Tamam. Şimdi katmedilmiş mi? Yani kalp bitmiş mi? Mecalı bitmiş mi? Dumanı olmuş mu? Katmedilmiş mi? İstersen 60 sene yaşasın, istersen sonsuz yaşasın. Artık sistem çökmüş, bitmiş. Yani o sistem kendi başına düzelmez de, olmaz daha. Mesela 60 tane amayı bir araya getirirseniz, pistonla sıkıştırırsak göz olur mu? 60 tane ölüyü bir araya sıkıştırırsak bir hayat çıkar mı? Aynı onun gibi. 60 tane ölüyü morktan sıkıştır. Hayat olmaz. İşte diyor ki birincisi küfür üzerine ölen bir kafir ölen ruh, ruh değil bedendir. Bu dünyada bulunan o 60 sene bulunan ruh bedensel bir kendisinin ifadesi 60 senedir. Yoksa ruhun 60 sene kalmıyor. Yani gelen ruh olduğu gibi giden de ruhtur, küfreden de iman eden de ruhtur. Küfür üzerine ölen bir kafir bu dünyada böyle gitmişse yani e, ha 60 sene, ha sonsuz yaşasa fark etmiyor. Çünkü boşuna israf olacak kainata. Zaten böyle yaşayacaktı, böyle yaşadı. Böyle. Değişmeyecek. Değişmeyecek. Ruh bitti yani. Sistem çökmüş. O zaman değişmeyeceğine göre ha 60, ha sonsuz fark etmiyor. Ölen kafir ebedi bir ömür yaşayacak olursa o gayrimütenay ömrünü behemehal herhalde ki başka şansı yok. Küfür ile geçileceği şüphesizdir. Çünkü kafirin ceveri ruhu bozulmuştur. Niye? Ruhun ceveri bitti. Ce yani ruh bozulmadı. Daha arkası. Ceveri gitti. Duman etti orayı. Sistemi girmiş. Boz, bozmuş. İnsan o kadar şey yani. Evet şer. İnnehu kâne zaluman cevûlâ. Düşünebiliyor musun? Cever bozuk olmasa Yasin. İnsan kendisine bu kadar düşman olur mu? Ya iman etmeyin Allah'a ne karı var ya? Hayra ya hayra hiç kabiliyet kalmadı. Bak şimdi iman edersem Allah ne karı var? E, küfür edersem Allah zararı mı olur? Yani güneşe kızmışım. Lan ne oluyor be? Yaktın lan beni gündüz. Çekil lan buradan. Bağırıp çağırsam veya çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Fasulyelerim, karpuzum büyüdü diye. Güneş mutluymuş ya. Yani. Güneşe bir şey olur mu bağırmam? Ok atsam. Adam demiş ya çamur atsam da sıvazlanmaz demiş yani güneş. E şimdi adam kafir, ruhu bozulmamış, ceveri ruh gitmiş. Nasıl anlıyoruz? İnsan bu kadar kendisine düşman olur mu? Ya kardeşim bunu biliyorsun bu psikoloji de, de ben denk geldiğim için. Ya senin karın ya Allah aşkına girme şu videolara. Girme ya. Rahat edeceksin. Böyle bir dünya yok yani. Sabaha kadar her türlü olumsuz videolara gireceksin. Sabah da böyle kalkacaksın. Of be. İyi ki seyrettim be. Bu kadar rahat olur mu insan? Oh oh. Lan ben tarif olmamak için girmeyeceğim. Sen her türlü melanete gireceksin. Sabah eşit başlayacağız parkura yani. Böyle bir hayat yok. O ben de yapardım. Merak etme. Kubilay. Orada seyredeceğiz Allah'ın izniyle. Her çeşit video var vallahi. <laughs> Hem de canlı ve rolu. Videoyla konuşacaksın. Vallahi. Her çeşit video var. Her çeşit film var. Ne filmi? La başkasının filmini seyredecek kadar zamanımız yok ki. Ne başkasının hayatını ben ne seyredeceğim ya? Benim hayatımı seyretsinler. İnat yok mu ya? Biraz enaniyet yapalım ya. Gurur. Kibir burada lazım. Ben başkasının hayatını seyrederek hayatımı niye hayatına vermiş olayım? Hani var ya bir Müslüman bir Müslümanı ömrümden bir sene veriyorum. Ben bir, bir insan düşün ben ömrümden bir saat ona verdim. Aynı şey bir saat filmi seyrederek onun melaneti hayatını çevirdiği filme bir saat veriyorum. Ne yapmış oluyorum? Onun hayatını hayatımdan bir saat veriyorum. Lan benim hayatımda o kadar adi bir şey mi adam mı ki? Ben niye bağışlayayım ona bir saati? Gavura gideyim o kadına erkeğe gidiyorsun. Ömür bağışlıyorsun. Bir saat benden bir saat ömür veriyorum sana. Bir saat karaciğer, böbrek, dalak, beyin, kafa, akıl, ruh hayal hepsi çalışacak. Senin adına çalışacak. Şireye veriyor. Niye? Niye vereyim bir kim? Ya ben ömrümde bir Rüştü abiye 5 sene veremedim galiba ya. Öyle ustada da var. Hafız Ali abi vermiş komple. Ben bu kademeyi var. Dedim ki ya Rabbi benim ömrümden bir sene Rüştü abiye ver veriyorum. içimden geçerek. Haber bile yok. Ömrümden bir sene verdim. Veremedim fazla. Ya bir sene mi? Hiç sen böyle yalan olsun. Verdim ya. Yani. Verdim. Benim ömrü benim adıma yaşasın. Çünkü o benden daha hayırlı hizmet ediyor. Ben o kadar yapamıyorum. E şimdi ne farkı var? Bir saati filme verdin mi ömrünü veriyorsun. O kadına bağışlıyorsun. Senin hayatının içine hayatımı koyuyor. Verdim lan senin hayatını hayatımı. E miyim ya? Benim hayatıma girsin o. Ben niye gireyim onun hayatına? Bir daha küfür üzerine ölen bir kafir ebedi bir ömür yaşayacak olursa. O gayrimütane ömrünü... BM'ye al. Küfür ile geçire, geçireceği şüphesizdir. Niye? Çünkü diyor kafirin ceveri ruhu bozulmuştur. Ruh değil ceveri bitti. Allah ceveri bozana kadar müsaade <laughs> ediyor. Ediyor ha. Mu? Zehiri mutlak oluyor. Ama bir şey sorabilir miyim? Ha sor tabii. Şimdi bu bedene bu ruhu koyabilmek için, bu bedeni de idame edebilmesi için kuvve-i şehriye, gadabiye Kuvve ve kuvve-i veriyorlar. Şimdi bu üç kuvveyi alıp da kullanan ruh mu yoksa Ru, bu, bu sistemle ruh burada monta edilmiş. Evet. Yani bu diyor ki kuvve-i gadabiye, kuvve kuvve akliye ne buna ne ona verilmemiş. Ruha buraya bulunabilmesi için bu bedende yoksa adam girmek istemiyordu. Peygamberimiz diyormuş. Beden düşünebiliyor musun? Mutlak ve muhit olan bir ruhu muayyen ve mahdut olan bir bedene nasıl sığacak? Kabul Etmez, etmez ki. Adam da şey ya Allah haşa zalim değil ki. Haşa Allah murid irade sahibidir. Ona da irade vermiş. O hürriyet vermiş ruha. Ya Rab gelmiyorum ben buna dedi. Gelmiyorum Bu sefer cenab bak o kadar güzel bir Allah ki. Herkes ikna ediyor. Herkesi merhamet ediyor. Nasıl bir Allah yani. Ancak Allah bilir Allah'lığını yani. O kadar acebe gidiyor ya. Çok seviyorum. Yayın lan orada. Ben ne diyorsam onu yap. Dedim ya. Melekleri bile demedi ya. Demiyor ona da demedi. Tamam dedi. Tamam dedi. Tamam, dedi. Ruha dedi ki e, dur burada. Bir şey yaratmış. Ondan daha kıymetli bir cevher yaratmadım dedi akıl için. Akla dedi ki geldi. Git dedi gitti. Otur dedi oturdu. Otur, kalk dedi kalk. Düşün dedi. Bir ümal etti. Ruh ahran kaldı. Dedi ki var mısın? Bunu sana hizmetçi vereyim ama bedende kalacaksın. Bunu bana verirsen kabul ediyorum. Onu hizmetçi verince ruh kabul etti girmeyi. 538 sözlerde diyor ki Allah niye gözükmüyor? Niye ita, it, yata edilemiyor? Niye şekli, tadı, renkli sesi belli değil? Çünkü mutlak ve muhit olan ruh da böyle. Mutlak ve muhit olan bir şeyin nihayeti ve e, hududu belli olmadığı için ona bir hat verilmez. Üzerine hat belli olmayan mutlak ve muhit olanın haddi belli olmadığı için hududu da belli değil. Onun şekli olmaz. Karıncayı buraya koy. Buraya koydurma abi buraya koy. İnsan olduğumu bilir mi? Hayır. Niçin bilemez? Çünkü benim insan olduğumu bilebilmesi için dışımda olacak haddi muhududumu keşfedecek ha bu insandır. Ama burada olan adam haddi belli değil ki bu. Ne nedir ya bu? Masada olan bir karınca masa olduğunu bilebilir mi? Bilemez. Ancak benim gibi olacak ha masaymış. İşte zaten bizim psikoloji sıkıntılarımızın sebebi resmin bir parçasını görüyoruz. Genel görmüyoruz ki. Bir insanın mazi ve müstakbel ve ahiretteki hallerini görüp dünyada yaptığı o icraatta ne kadar merhamete ve e, zavallılığa muhtaç olduğunu bilsek biz ona kızar mıyız ya? Kızamayız ki. Resmi bütünlük görmüyoruz ki. Bütünlük görsek eşime, kardeşime ona kızamazsın ki. Arabada trafikte şey yaptı. Allah bilir ki eşinden ya iş yerinden ya. Yani duman olmuş. Adam oraya kadar gelmiş. Bağır çağırsa, sen onun mazisin, istikbalini ve haldeki hali görsen ona kızmak değil acırsın. Onun için büyükler böyle acıyor. Biz hale mutlalıyız. Adam duman etmiş ya ruhunu değil cevher ruhunu duman etmiş. Sonra bu tip daha birinci madde okuyoruz ha. Nereye aitti birinci ruh? Ruh bozulması, iman esası nereye şey yapıyor? Allah'lık hakikatı tobe uçak inebilmesi için pis lazım değil mi? Pisti duman ederseniz uçak nereye inecek? Ruh duman oldu mu Allah nerede tayin edecek? Allah Allah'a iman yok olur. Abi bakın 25. lemada 25. lemada 6. devamıydı bu. Evet evet abi. Arada bu ruh Allah'ı tanımamak. Yani ya. Allah'ı tanımamak ruhla alakalı bir eee abi yani anlatabiliyor muyum? Bakın. Allah'ı bilmemek. Ayrıca bilmemek, e, evet. Allah günahlara düşmek. Bilmemek, kavret. ruhu Tamir mi ediyor o zaman? Cevher-i ruhu tamir ediyor. Cevher'e dönüşüyor. Cehenneme koymak merhamettir. Yokluk ha, değil. Tamam, merhamet. Ademe atmıyor tamam. yani. Merhametten geliyor. Evet. Mer Cehenneme de koymak merhamettir. Ademe atmıyor Ama Çok C enteresan bir şey daha var burada. Devam et. Hasan abi. Buna. Hasan abi. Ee, cevher-i ruh diyor. Ama cevher-i ruh ben hep bu zamana kadar şöyle anlamıştım Hasan abi. Cevher-i ruh bana gelmeden önce idi. Bana ruh olarak geldi gibi zannediyordum. Sen ona şahitsin kalbi, şu anda. Halbuki ben öyle değil abi. Değil tabii. Öyle değil. Cevher ruh benim kalbimde, kalbimde meydana geliyor ruha. Ruh olarak oluşuyor. Artık ben neden? Bakın devamını oldu zaman sen ne diyor? Bu itibarla o bozulmuş olan kalbin gayrimetına bir cinayeti isti, istidadı vardır. Bak. Bozulunca cevher bozuluyor. Diyor Hasan abi. Bak bozulun bu itibarla o bozulmuş olan kalbin evet. gayrimutene bir cinayete istidadı vardır. İstidadı vardır. İstidadı. Yani sonra binaenaleyh ebedi cezası adaleti muhalif değildir. Yani pist yok oluyor. Uçak inemiyor. Uçak inemeyince ne olacak o uçak? Paramparça olacak da benzinin bitecek havadan düşecek ya Gayrimutene bir cinayete istidadı vardır. Gayrimutene. Gayrimutene niye? Çünkü Allah neydi? onu yok etti. Allah neydi Allah? Allah neydi ise onu yok cezası da o cinsten olur. Niye peki Türkiye Cumhuriyeti'nde adam öldürmenin cezası 15 sene yatarı var? Çünkü ortalama bir insan o vurulduktan sonra 15 sene de yaşayabilir. Onun adına içeriye gir. Ondan. O ölçüyü oradan alıyorlar. Yani ne 15 sene de 17 sene şu değil. çünkü ortalama bir insanı vurulduktan sonra yaşayacağı ihtimali 15 senedir. Daha. Onun yerine sen yaşamayacaksın. Onu yaşatma, yaşama hakkını elinden aldığın için. Ama HC ruhunu öldürdün demiyor. Bedenini öldürdün diyor. Ruhu öldürse onun cezasını tece veremez ki. Türkiye Cumhuriyeti ceza, cezası veremez. Demek ki birincisi bu Allah'ı ortadan kaldırıyor. Bu Allah'a iman kalktı. Onu duman etti, yok etti. İkinci yıl. Ha yön. mesela sol, sol istikbal ahiret. Mazi, mazi sağ, geçmiş Allah'a iman. Öyle diyor. Nokta istinat, nokta istimdat. Nokta istimdat istikbal, nokta istinat Allah'a geçmiş. Yok ediyor. İkincisi, ikinci okuyalım. Evet. O kafirin masiyeti mütenahi bir zamanda ise de yani 60 sene gibi gözükse de ya nasıl bir kitap değil mi? Çok tuhaf değil mi? Bu kadar veciz, bu kadar acayip dolu dolu cümleler ama Bilal hocam. İçini dolu dolu böyle cümle mi olur ya? Bu kadar kulasa öz. Şuraya bak ya koca külliyatın kulasası. Şu işe atacağız. <laughs> o kafirin masiyeti mütenayi bir zamanda ise de gayri olan umum kainatın vaktaniyeti olan şahadetlerine gayri bir cinayettir. Bak şimdi. Bu cinayetine kainatın Allah'a olan işaretleri, delilleri, burhanları Allah'ın esmasının cilve ve ceman ve nakış ve sanattan ortadan kaldırıyor. Kainata tecelli eden esma ve sıfatlara ortadan kaldırdığı için o kainat adına, mesela kainat adına e, o kafirden hak istiyorlar. Mesela kaymakama desen şimdi bunları şeyin bakır Fatih kaymakamına bağlı burası. Fatih kaymakamın desek ne lan serseri serseri oturuyorsun? Bir tanesi dese. Ne lan aptal kafalar. Ne makamı lan? Ne kaymakamı dese. Kaymakam ne yapar? Ha orada hapishane olmasa ona bir asım hapishane yapar. En az yedi gün tutarlar orada. Eğer aklı yerindeyse doğru içeriye. Yani makam sahibini itham etmek, şahsı itham etmek değildir. Makamı itham etmektir. Te, te, terzil etmek. Evet yani şah, şahsı değil, o makamı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı ve devletin gücünü kaldırmak. Mesela jandarmaya köyde itaat ediliyor. Niye ediliyor? İki tane serseri köylüye dese ki kalkın buraya toplanır. toplanır. Ama köylü onu sıfır beşeriyetini düşünse iki tane tokata indirirler aşağıya. Niye o, o kadar çekiniyor? Çünkü o şahıs olarak gibi gözükürken aslında devleti temsil ediyor. Yani is isyan etmek o iki şey, jandarmaya devlete isyan oluyor. Dolayısıyla Kafir, kafir kainattaki esmanın cil ve cemal nakış sanatını ortadan kaldırdığı için esmaları ortadan kaldırıyor. Esma, o zaman cinayeti de esmaların keyfiyetine göredir. Esmalar da sonsuzdur. He, üçüncüsünü okuyayım. Küfür gayrimütenai nimetlere küfran olduğundan gayrimütenai bir cinayettir. Nimetleri mesela e, nedir? Akıl bir nimettir. Merhamet bir nimettir, şefkat bir nimettir, ruh bir nimettir, hissiyat bir nimettir, duygular nimettir, tasavvur bir nimettir. Yani içinde baktığımız zaman şefkat ama her şeye karşı bir şefkat. Ne kadar hissiyat var? Yani arabayla giderken bir yeri seyrediyor ki ayrı bir hissiyat, dağları gördün ayrı bir hissiyat, kuşları gördün aklı bir ayrı bir ferahlık, ayrı bir mana, düşünceler çeşitliliği, nihayetsiz, fikir çeşitliliği, duygular çeşitliliği, muhabbet çeşitliliği. Yani çocuğun mesela sevmeyi, seni senin damarına vurayım. Yani şimdi düşün. Senin kıskın ne kadar oldu? Kaç yaşında? 9 yaşında, 4, yaşında. 4 yaşında daha şey. Ona birisi zulmetse, er türlü melanet. Nasıl bir ceza verilmesini istersin? Hayal edemem değil mi? Niye böyle yaptın? Yok değil mi cezası? Ben de, devlette. De. Peki idam bile etse tatmin olur musun? Evet çocuğum böyle 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 oldu ama adamı et, idam ettiler. Oh rahatım. Rahatım diyebilir misin? Hiçbir zaman olur musun? Allah da böyle. Allah da böyle. Ya ne oldu? Nefesi derinden aldık değil mi? Aa, bir tane söyle demişti. Hırsızını el kesmesine karşıyım dedi. Sonra böyle tasvir ettim. Kızına böyle bir böyle yapılsa belinde de silah var. O adamı görse ne yaparsın dedim. Düşünemiyorum dedi. Ha, bak ama yani böyle şeriatın eli kesik çok görüyordum. Sen şimdi düşünemiyorsun. İnsaflıydı dedi. Biz dedi duygusal düşünmüyoruz dedi. Sebep sonuç ilişkisi düşünüyoruz. Onun için böyle istedi dedi. dördüncüsü. Üçü anladık değil mi? Küfür gayrimütenai nimetlere küfran olduğundan mesela çocuğa Çocuğun ne, neleri vardı değil mi kızım? Duyguları vardı, isteği vardı, gayeleri vardı, muhabbeti vardı, şefkati vardı, tefekkürü vardı, olacaktı. Benim nerelerimi oynatıyordu. Merhametim vardı, alakam vardı, fikriyatım vardı, sahipliğim vardı, evraldığımda Bağımdan kopmuştu değil mi? Bir çocuk ama nihayetsiz bir şeyi taşıyor o. Harun düşünebiliyor musun? Acayip değil mi? Serra, Serra'ydı değil mi? Elfa. Evet. Ona şimdi nasıl bir şey olur? Nasıl bir değil mi? Bir tanıma Nasıl bir tane ama nasıl bir ceza alacak? Ya bir çocuğum gitti. Olur mu? Almaz, akıl almaz çocuğu olanlar. Dördüncüsü. Küfür gayri mutenay olan zat ve sıfat ilahi cinayettir. Küfür mütenay ama Allah'ı ortadan kaldırıyor. Allah'ın zatını ve sıfatını sıfatları var. Üçü yapmadım, atladı mı? ha, nimetleri dedim ya mesela. Çocuk bir nimet ya. Ona küfranın nimet oluyor. Çocuğu mesela dedim. Yani mesela diyelim ki en büyük nimet akıl nimetini. Her şey akıl, merhamet, şey ruh, kalbini, bedenini nasıl? Yani bana söyler misiniz bedenin karşılığı ne olabilir dünyada? Hayatınızdan daha değerli ne var? Onu kaldırmış. Hayatınızdan daha ne olabilir? Eko Hayatından değerli ne olabilir abi? Hiçbir şey olamaz tabii ya. Yok ki. Yok ki. Mercedes bile hayatımla anlam alır. Ben öldükten sonra mezarda Mercedes olsa ne olur üste? Ben toprağa girdikten sonra en güzel kız olsa ne olur değil mi Kubil biraz <laughs> Yukarıda ne olacak ya? <laughs> Bitti ya. Duygularla konuşayım biraz. <laughs> ya. Dört. Küfür gayri olan zat ve sıfat ilahi cinayettir. Bak uf. Gay küfür gayri olan Allah'ın zatına ve sıfatına ısrarla hücum ediyor, yok ediyor. Onun buradaki karşılıklarını karşıta dönüştürüyor. Karşılıklarını pisti yok ediyor. Uçağın inmesini yok ediyor. Uçak inmiyor. Mesela ben şimdi telefon çalıyorum. Telefon çalıyorum. <laughs> Karşı taraftan cevap geliyor şimdi. E, aradığınız kişiye ulaşılamıyor. İki. Aradığınız kişi ya telefonu kapalı veya kapsama alanı dışındadır. Başka? Aradığınız kişi meşgul size dönemez. Bir başka? Üzerine. Aradığınız kişi sizi reddetti. Meşgule attı, reddetti. Düşün tamam mı? Allah 70 defa arıyormuş kalbi. Kalp diyor mu ki? Ya Rabbi diyor kalp. Aradığın kişi seninle görüşmek istemiyor. Meşgule attı. Başka kalp diyor ki, başka gene Allah vazgeçmiyor kulundan. Şeytan da vazgeçmiyor, Allah da vazgeçmiyor. Ya Rabbi aradığın kul diyor, kapsama alanın dışında. Senin e, senin Allah'lık hakikatin dışında. Başka gene bir arıyor Allah. Diyor ki Ya Rabbi kalbi kapalı, bitti. Yani ulaşılamıyor, telefonun kapalı. Başka bir arıyor gene Cenab-ı Hak. Ya Rabbi seni meşgule attı. İşim var, seninle meşgul olacak zamanım yok seni devlet seninle görüşmek istemiyor. Ya Rab seni engelledi devlet. Peki yapayım telefonu Allah'ın telefonu. Allahu Ekber Allahu Ekber. Allah kapsam alanın dışında duymuyor. Eh ah, namazmış. varmış. Ahiret varmış. Dava varmış. Merhamet var yani. Mezara gidecekmişim. Dava varmış. Hizmet varmış. Dersler varmış. Yapılması gereken şeyler varmış hepsi işte kapsama alanı dışında. Veya Ya Rab telefonu kapat. Ya Rab diyor kalp, akıl, ruh seni e, şey yaptı, blok etti. Ne diyorlar? Engelledi. Engelledi. Yoksa. Mesela benim bazı telefonlarım var böyle. Engellemiş. Arama kardeş. Ne kadar kötü biliyor musun? Ha ama bir manası var. Yani şu ben bir süreçten geçiyorum, aramayın diyor, ifya şey yapıyor mesela bazılarını. Yani bunu da anladık değil mi dördüğü? O zaman hiçbir zaman Hasan abi Allah cellelerle hiçbir zaman aslında ceza vermiyor ki o bugün o 70 senelik ömürde o kalp kapalıysa, ebedi kapalı olacaksa, o zaman aramaya hep devam ediyor, cevap vermediğinin karşılığını sen yaşıyorsun. Evet. Yani ah. ceza değil yani bu. Arada. Yok canım sen şey, onun kapı, ka, kapsama alın dışındasın. Allah yok ki Allah'tan merhameti isteyeceksin. Evet. Ona dönüşüyor, ateşe dönüşüyor. Nereden biliyoruz? Allah sana ceza vermedi ki. Sen onu, sen ona dönüştün. Evet. Mesela şöyle düşün. Adam e, aklını doğru kullanmadı. Her türlü melaneti gitti. Ka şu kafa küçük bir yer. Cehenneme dönüşmeyecek mi? Evet. Panik, panik atak, depresyon, buhran, bunalım. Öyle bir cehennemi yaşıyor ki çaresini zannediyor? İntihar. E peki çaresi intihar zannediliyorsa o sıkıntı nedir? Çare intihar zannediliyor. Ba bahadır. Yani bak bir daha mantığı. Çare intihar gözüküyorsa, intihar çare ise kendisi nedir? Ya bilmiyoruz çok şükür. Aferin ha. Bugün güzel ikinci bir <laughs> ikinci <gülüyor> ikinci cümle <gülüyor> güzel cümle. <güzel. gülüyor> İyi bir laf etti ya <laughs> ilk <tefali>. Bilmeyelim. <laughs> bilmeyelim. Ha, peki niçin anlattım bunu biliyor musunuz? Cehennem Allah atmıyor ki. Cehenneme dönüşüyor adam. Evet, evet, evet. Hiçbir şey yapmıyor. Cehenneme dönüştü. Evet. İntihar edince kurtuldu mu? Yok. Yok. Zaten neresiydi? Cehennem. Cehennemi cismani Müslüman. Ahirete gitti. Günah var, sebep var. Günah kadar yanacak. E ona cehennemi cismani. Mesleminin 220. Cismani Müslümanın cehennemi. Koy kefeye kafirin bu dünyada imansızlıktan ve sefaatten gelen kafasındaki cehennemi manevi. Manevi cehennem. Müslümanın ahiretteki cehennemi cismani. Bu serin oluyor. Hamam sıcağı gibi oluyor. Cehennem bu. Yapıyor. Evet. Hiç kıyas edilmez diyor. Şimdi yani. Şu anda yaşadı. Ona kıyasen diyor cennet gibidir diyor usta. Cennet gibidir diyor. Hangi böyle geçiyor? Hadiste de hamam sıcağı gibidir diyor. Kafirin bu kafasında yaşadığı. Peki neyle bastırıyor? Ha 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 ha. Hu <laughs> dişçiye öyle yaptı bana. Vurdu ineği. Bir yapıyor. Hadi etmiyor. İptaliz. Kadınla, parayla, erkekle ne bileyim içiyorlar, İçiyor. Genelde içiyorlar. İçiyor. da. Yani. Evet. çok müşterimle tanıyorum. İçiyor. İçiyorlar, uyuyamıyorlar. Hiçbiri uyuyamıyor. Uç, i̇çince İç uyuyor mu? Hayır, içince böyle sızıyor. Sızıyor. Yani normalde hiçbiri uyuyamıyor. Hiçbiri. Hepsi hasta, hepsi uykusuz. Allah Allah. Hep kendini şey veriyorlar. Yaşı 70 olmuş, 80 olmuş. Hala çalışmıyor, uyuyor mu abi? Evet. O yorulayım da uyuyayım diye çalışıyor. Uyuyamıyor <laughs> rahatsız. Allah. Ah, almışlar, hak yemişler, haksızlık edip ibadet yok. Ah, almışlar, beddu almışlar, <laughs> hak yemişler. İş yaptırmış, para vermemiş, göndermiş, beğenmediğim ve he? Hepsi rahatsız. Hiçbir uyuyamıyor. Tantikleri verse uyuyamıyor. Ki ne yaptığını biliyorsunuz bu. Yani cehenneme sokmuyor demek istedim kendisi cehennem oluyor. Yani ha. Ce. Benim yerim bu dünya değil. Benim yerim cehennem. <laughs> Adam intihar ediyor. Evet. Yani halet aslında cehennemi iktiza ediyor. Kendisi. Evet. Kendisi cehennem olmuş. İktiza değil. Kendi cehenneme dönüşmüş. Cehennemi atmıyor. Cehennem oldu zaten. Cehennemi yaşıyor. Adam ne diyor biliyor musun? İçtiği halde. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Dedim ki böyle latife yapıyoruz dersten sonra bir getirmişler Karşıda oturuyor. Ve pamuk giriyor a, fabrikasına kendisini değil de üç çocuğu, üç çocuk kardeş, üç kardeşler kız bilmiyorum babaları. Bu en ufak kardeş şey kardeşleri. Orada odun gibi duruyor getirmişler. Ne demişlerse benim için deli mi gelir falan. Dersten sonra la, latife yapıyoruz da la, bağır. Baktım ki odun hiç ama bu aynı böyle. Ülgüme çıktı? Kardeş gelir misin dedim delikanlı. Beni mi aradın? Beni mi soruyorsun? Evet evet gel gel gel. O gelecek kalıyor ki. Baktım kibirli falan. Neyse nasıl ettiyse. Gel kardeş gel. Dedim ki hayırdır niye hiç gülmüyorsun dedim. Siz bana bunu sormadan önce ben size sorayım. Siz samimi gülüyorsunuz değil mi dedi. Lan gülmenin sana şartesi de mi var dedim de. İçimden ama değil mi? Ya siz dedi ben dedi hayret ediyorum nasıl gülüyorsunuz dedi. Siz herhalde dedi dünyanın gerçeklerinin haberiniz yok galiba dedi. Nasıl gülüyorsunuz dedi. Dur bir dakika dedim. Bir dakika mı dedin? <laughs> 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 bir daha samimi güldüm <laughs> ha. Bir samimi. Kızdı kalktı gitti. Gülmeyi unutmuş. Nasıl bir cehennem? Biz rağmen gülüyoruz. Dedi. Evet ama ne dedi biliyor musun? Ne dedi biliyor musun? Or, yanındakini dedi. O ifade edeceğim dedi. O da tuttu. E peki et dedi. Demiş. Eğer ben böyle bir defa samimi güleyim. Bu fabrikam keşke yok olsa. Bir defa böyle samimi gülersem, gülebilsem fabrikam yok olsaydı. Başka? Ç Çorlu mu? E, mu? Çorlu çolu değil. Öteki taraf o tekstil fabrikaların çok olduğu yer. Hmm. Çerkezköy. Fabrika sahibinin bir tane 14 yaşında çocuğu var. Hep demiştin. De, Saidingel mi? Saidingel bir hastane var Çağlayan'da. Ha orası. Orada yatıyor. Oradaki ho hoca, doktor beni şey yaptı. Acaba seninle bir şey var. Hem teneffüs ettiriyorum size. Adamda tükürük çocuk 14 yaşında aşırı tablet seyretmesinden herhalde beyin şey yapmış. Ağzı bağdır. Eee, Ağzında tükürük imal edilmiyormuş. Nasıl bir hastalıksa? Tükürük olmayınca bir konuşamazsın ebedi iki yutkunamazsın. Hiçbir şey yutkunamazsın. Kupkuru ya. Neyi yut... Lokma mı yapacaksın? Konuşacak mısın? Neyi konuşuyorsun? Burayı delmişler. Konuşma da bitmiş. Acaba geldi hoca o profesör. İşte çok zengin ya. Evin tek çocuğu bilmem kaç yüz tane adam çalışıyor fabrikasından bir oğlu o. Ne de biliyor musun? Kapıda girince işte baktım hocam dedi sizi doktor önerdi dedi. Biz yıkıldık. Hiçbir şey olmasa da iyi dinleyin burayı. İnan doğruyu anlatıyorum. Oğlumun ağzında bir tane tükürük olsa. Ben ne yaptım biliyor musun? Oradan ayrıldıktan sonra özür dilerim. Afınıza sığınırım. Puh. Vay. Şu tükürük fabrikadan daha deli. Vay be hiç hatırıma gelmedi lan. Şu bir damla tükürük. Ali ha deli diyecektir bana. Puh. Adam diyor ki bir damla tükürük olsun hiçbir şeyimiz olmazsa yemin ederim tükürük yok. Tükürük olmayınca konuşamıyor, lokma da olmuyor. Ya sonra baktım vay be tükürük var lan bende. Fabrika yok ama tükürüğüm var. Bilal <laughs> bana deli diyorlar biliyor musun? Şu, bak hele şu nimet hiç gelir mi? Bahadır hiç düşündürmüyor bir damla tükürük? Var mı tükürük sende? Alhamdülillah. <laughs> Şimdi o fabrikayı verelim tükürüğün olmasın. İster misin? Ne konuşman yok. Yemek de buradan yiyeceksin. Tat yok. Artık baklava bitti. Baklava bitti. Ha buradan gıda. Uyu uyu yat uyu. Çok şükür. Ya benim başıma gelen bunlar ha. Bir o kadar var ki nihayetsiz. Psikolojiden bahsetmiyorum ki menfi şeyler anlatmayayım. va inan bu maddi. Kafa Abiler cehenneme gitmiyor. Cehenneme dönüşüyor. Cehenneme gitmiyor. Cehennem oluyor. Cehenneme dönüşüyor. Bir şeye atılmıyor. O oluyor. Küfür ile. Ya. Beşincisi. İnsanın vicdanı zahire mutenayise de batinen ebedi, ebede bakıyor ve ebedi istiyor. Bu itibarla vicdan gayrimütenayi hükmünde olan o vicdan küfür ile müleves olarak mahvolur gider. Reddeden, kabul eden kim? Vicdan. Nedir o da? Dünya cinsinde değil. Yani 60 sene, 70 sene bir şey, bir sistem değil. Vicdan sonsuzsun ifadesi olduğu için onun reddettiği şey cezası da o cinsten kendisi yaşıyor. Cehenneme gitmiyor. Vicdanı cehenneme dönüşüyor. O oluyor. O çekirdek Hanzale'nin çekirdeği. Yüz kaçtı? Mesnevi yine. Hanzale'nin çekirdeğinden armut olur mu? Şöyle diyeyim. Elmanın çekirdeğinden şeftali olur mu? Çekirdek kendi cinsinden olur. Küfür dönüşe, küfre dönüşen kafa, küfre dönüşen vicdan çekirdek. Ağaç olsa ne olur? Cennet. Bak Mesnevi geçiyor. Kaçtı? 131 miydi? Sağ tarafta 137. 141 de olabilir mi? Bak sağ... 107 de olabilir. Dur dur dur. Ha tamam. Ee, şöyle. Hanzale. Ee, Hanzale. 85. 85 mi? Vay o kadar. işte dedim ya mesela, ben sen. Benim kafam çalışacak adam değilim. Çalışarak geliyorum ya böyle. Hani kafam çalışmadığı için. Çalışmadan gelenler kafaları çalışan insanlardır. Onun için hakim oldukları için çalışmadan pat diye ders yapabiliyor. <laughs> Benim beceremediğimden... <laughs> Gitti diyor. Tamam. Ee, üçüncü ilen mi? 85. Tamam. tamam da bu yeni mi ya? Yok. 85 bakayım. Olmaması lazım o. Bu eski kitap olabilir. 103, <laughs> 103. Ha o o. 103. O. 107 dedik ya. de var. Ha. Abu bu bu. 103 abi. Diyor ki, Hanzale'nin çekirdeğinde Hanzale ağacı mı demiş? Hanzale çekirdeğinde ne olacak? Armut mu olacak? Hanzale bir acı düğeli gibi bir ağaç. Dahil olduğu gibi cehennemin de yani elmada şeftali kotlanmamış. El, ne elma, elma çekirdeği diyorsun? Elma çekirdeğinden elma çıkar. Öyle mi? Evet. Şimdi diyor ki cehennemde küfür ve dağlalet tohumunda müstetil bulunduğunu şuhudi bir yakinini müşahede ettim ve keza nasıl ki hurmanın çekirdeği hurma ağacını hamiledir. Hurma ağacı kadın çocuğu hamiledir. Hurma çekirdeği de nereye hamiledir? Hurma ağacına. Hurma çıkarsa bağdır. Şaşırır mısın abi? Aynen öyle de iman habbesinde de cenneti mevcut olduğunu hadsi katıyla gördüm. Vallahi Allah'ım şahit. Dersi anlatmak için söylüyorum. Bende var yani. Hepinizde de var. Herkes derecedir. İma iman cennetin çekirdeğini taşıyor. Muayyen şu anda istifade ediyoruz. Mutluyuz elhamdülillah. Çok şükür. Yani diyor bak zaten diyor. Ee, diyor ki iman habbesinde cennetin mevcut olduğunu hakikatiyle gördüm diyor kendisi usta. Yani tamam. Şu anda cennet haleti yaşıyoruz. Sebebi imandır. Ha bu iman kendisi cennete dönüşmüş. Cenneti değil. Mesela üstat diyor ki hizmetin bu Nur okumanın, derslere gitmenin ücreti kendisidir. Ücret almaya değil. Dünyada bize hususi bir cennetin var olmamıza, cenneti yaşamamıza vesile oluyorsa kendisi sonuçtur. Yani Allah verirse başka bir şey, başka bir şey de. Ama hizmet kendisi sonuçtur. Kendisi ücrettir. Oh. Şu anda ben rahatım. Rabbim şahit olsun. Bu imandandır. Keyif alıyor. Anında eli tutulmaz be. <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür ya. Anında eli tutulmaz. Çok şükür ya. <gülüyor> <gülüyor> veriyor ya. Veriyor da veriyor. <laughs> Şimdi bir tanesi dedi ki abi dedi şey diyeyim. bir alışveriş yapıyor tamam mı? Meyve mi? Bir şey alıyor. Pazar günü kahvaltı ya. Kahvaltı ya, Ne lazım falan diyor. Nazlanıyorum ya sizin gibi. Dedim anen eli tutulmaz. Ne lazımsa. <laughs> <laughs> Şimdi mayen yaparak, isim koyarak mayenleştirme, mutlak bırak. Allah da şunu vereceğim demiyor. Belli değil. İbad, iman habbesinde cennetin mevcut olduğunu hatsi katiyle gördüm. Çünkü o çekirdeklerin ağaca tahavülü ve inkılaplar garip olmadığı gibi. Mesela hurma çekirdeğinden hurma çıkmasına şaşırır mısın? Garip olmadığı gibi küfür ve dalalet manası da tazip edici bir cehennemi, iman ve hidayetle bir cenneti intaç edeceğinde istibat yani aklen uzaklık yoktur. Evet, evet. Ya Bunları biz yapıyoruz abi hepsini. Yani evet. cehennemi de benden geliyor, benden çıkıyor. Ben, evet. ben, ben hep ona hep dönüşüyorum, dönüşüyorum kardeşim dönüşüyorum. Biz... gitme oraya olacak değil oldu. Fethuli fi ibadi ve cenneti cennete gideceksin değil gir cennete diyor. Bak şimdi vücut kaldırmıyor. Buraya dikkat edin. En son telviyat Tisa. Şeriat nedir? İman ve amelin bütünlüğüdür. Diyor ki şeriatın imani ve ameli cenahları ile Allah'a iman etmek ve doğru yaşamakla Makama talih uçmak, yani bedensel hayattan sıyrılmak ve bu dünyada, bu dünyada iyi dinleyin sayfa 457, saadet-i bediye bakmak, bu dünyada o haletleri oradan hissetmek, belki de o saadete girmektir. Ona dönüşmektir. Geldi öpme he? he. Çok şükür. Hasan abi, 391'de, bu 29. mektubu parça parça okuyorum da. <laughs> Dünkü ayetim bugünkü ayetim aynı olmadığı için tam aktaramayacağım ama şu ayeti söylüyorum. Mesela gökleri ve zemini altı günde yarattı <laughs> diyor. Fakat akabinde ifade ederken haşirden bahsediyor Hasan abi. Şimdi acaba diyorum haşir acaba buraya dünyaya doğmak mıdır aslında eğer kafir için cehennemi burada yaşıyor? Evet. Çünkü e, haşir geçtiği yerler burasıdır. Haşr azam ahirettir. Haşr orası değil. Haşr orası değil. He. Tamam Şimdi beşi mi okuduk abi? Altı okuyacağız. Altı ve son okuyoruz. Yaşasın bana bak. Çay mı var meyve var mı? Çay var ve fırsat e, çeşitlerimiz var. Tamam iyi iyi. Eyvah Kariteli tamam. Ya. Tamam tamam. Çay çay. Petrol of çay var. tamam. Petrol ofis değil ya? İyi ya. İyi tamam. Tamam tamam. O Harun'un o şeyi kurabiyesi değil tabii. Nerede o? Tamam. Altıncısı. İyi misiniz abiler? Son, son maddeyi okuyoruz. Yani dersi ben böyle böyle bir resminlik şey yapmıyorum. Böyle. Yaşa yaşa. Alete. Çok şükür ya. Elhamdülillah. Bak görüyor musun? Doğru mu söyledim o manayı? Fethul-i Fida. Bilal o nedir? T Türkçe Türkçesini versene. Bismillahirrahmanirrahim. Cennetime gir. Allah Allah. Emir kipi var. Gir. Girer misin yok? <laughs> Fesvan Allah. <laughs> ya ne hoş ya. Hoş. Allah'tan insan çocuk anasını emer gibi yani insan imanından istifade ediyor. Allah'tan zevk alıyoruz ya. Zaten o ya. Değil mi Bahadır? <gülüyor> <gülüyor> Yaptın ya. O işte imandır. Kaç yaşındayız Bahadır? Yeni mi bir olacaksın? Tamam. Şey, şey? Cumartesi doğum günü. Oo bu cumartesi o zaman doğacaksın Arnavutköy'e. <laughs> <laughs> Arnavutköy tamam gündüz yap tertibini. Tamam. tamam mı böyle? Ama eğer arkadaşlarını davet ettiyse olsun. Haram karıştırma caiz. Kubilay sen kaç yaşındasın abi? 22 abi. 22 aranızda bir senin var. <laughs> Vay be. Eğer böyle giderseniz siz benden daha şanslısınız. Eski imkanlar yok şimdi daha güzel imkanlar var çok şükür. Elhamdülillah. Altıncısı. Zıt zıtına münadi ise de, zıt sıtına zıt ise de çok hususlarda mumasil olur. Yani zıt sıtına manit ise, ise de çok hususlarda mumasil, emsal olur. Binaenaleyh iman lezaiz ebediyi ismar ettiği gibi, iman lezaiz ebediyi ismar ne yapar? İşittiriyor değil mi? Semi. Yani sana hatırlatıyor. İmanda herkes bunu hisseder. Bu fani değil bu. Yani elma armut gibi değil. Herkes yaşar bunu. Yaşadığını söylüyorum. Herkeste bu var yani iman da. Mesela e, e, özel hayat dayı olsa, e, yani baklava dayı olsa, uyku dayı olsa, e, sen o denizin o motorlar pat pat, pat, pat pat içeri gitsen dahi. Yani hepsi fanilik damgası var. İmanda hiç kimse faniliği hissetmez. İmanda böyle. Hissederiz ki beka bitecek bir şeyimiz yok. İman bitecek diye bir şey gelmiyor bize. Değil mi bakın? İman bitecek. İman aha ne zaman bitecek? Bu, bu pili var. Saata taktık. E, arabanın benzin var. Bitecek. Şüphe yok. Ama iman kaç yaşındasın? 50 yaşında. 55'te biter ya. Var mı böyle bir şey? Hiçbirimizde yok. Ha Demek ki böyle bir bekalık hissi veriyor. Ondan imandır zaten. Bize beka verdiği için bekalık ver ondan imandır. Vermesi iman değil zaten o. Bize bunu yaşattığı için bekayı yani fani değiliz ama baki bir insanız. Bekalık bize verdiği için imandır zaten. Allah Allah, bekanın Alemi şahadette karşılığı yok diye zannederdik biz o zaman. Ebe işte yok ki. İy i̇man. yok o. ki alemi şahadet yok alemi şehadetten ki. Şehadetten değil ben alemi şahadetten değilim ki alemi iman da alemi şahadetten olsun. Allah. Zaten oralıyız. Burada geldik işte. Bir şekilde bulunuyoruz yani. Bedensel bulunuyoruz. Zaten bedenin bedene verilen cevap cennettir. Gazali söylüyor. Yok Tobeso ya Zemahşeri söylüyor ya Gazali söylüyor. Bedene verilecek doğru yaşaya Doğru yaşanan bir bedene cennet, doğru yaşanan ruha rüyetullah verilir diyor. Ya bir dakika. İman lezaizi ebedi ismar ettiği gibi. İsmar nedir hocam? Dinlettiriyor. Sana onu hatırlatıyor. Hani bir şey söylediğince ha öyle mi hocam falan. Ha o beni uyandırıyor. Kulak direkt kalbe bağlı ya, akla değil. Direkt kalbe. münafık bağsına geçiyor. Kalpte bu şey veriyor bize. Fani değil. Mesela kaç yaşındasın? Ha, he. 37. Var mı böyle 40'tan sonra imanın bitecek diye bir şey? tobes değil mi? Ha. ha. ne yapıyor? Kalp diyor ki iman bekadır. İsmail ettiği gibi küfür de alemi elimeyi, küfür de alemi elimeyi, elim alemleri ve ebediyeyi ahirete intaç etmesi de şenindendir. Yani küfür de elim ebedi elemi kizatından bu böyle devam edecek. Bu, bu böyledir. Böyle devam edecek. Zatında küfrün içinde vardır. Bu altı cihetten çıkan netice ve gayri mütenavi olan bir ceza yani dünyada bu küfrün altı yön, altı netice ve altı şekilde hissedilen bu ceza, muayen ceza gayri bir cinayete karşı aynı adalettir. Burada durduk. Sonra tabi devam ediyor soru. Hikmet ezeliğe karşıki sayfada cevap veriyor. Karşıki tarafa adalet cihetiyle cevap veriyor. 3 cihet 3 başlığı soruydu. Birincisini buraya 6 cihetle cevap verdim. İkinci cihetini karşıki sayfa veriyor. Ben şöyle yeri göstereyim. Ben onu okumayacağım. Birin üç başlı soru burasıydı. Bir başına burası cevap verdi. İkinci başına bu cevap verecek. Üçüncü başına da bu cevap verecek. Tamam. İnşallah başka bir zaman. Ve ahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.